Sayın Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapamam. Ola ki kazanamadım. Sayın Genel Başkan, gel bana danışman ol derse danışman olurum. Yardımcı ol derse yardımcı olurum. Asla karşısına aday olmam. Asla karşısına aday olmam. Asla. Asla. Bir daha çıkmazsınız. Hayır, karşısına aday olmam. Çünkü karşısına aday olduğu bir kişiyi genel cumhurbaşkanı adayı yapmışsa ben vefalı bir insanımdır. Kendisiyle böyle bir yarışa bir daha asla girmem. Peki. Ben burada duruyorum. Yürü önümüzden derlerse ben hazırım. Arkadaşlar toplayacaklar mı? Toplayacak mı bu örgüt? Bence toplayacaklar. Toplayacaklar görüyorum. Mı? Görüyorum ben onu. Sen genel başkan oldun. Aday olacak mısın? CHP'nin genel başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Kaçamaz. Yok böyle bir şansı. Yani partiyi ben yöneteyim, ülkeyi başkası yönetsin. O zaman koltukta niye oturacaksın ki? Neden oturacaksın? Sayın Genel Başkanım, hep söylediniz, parti başkanından cumhurbaşkanı olmaz. Parti üyesi cumhurbaşkanı olmaz. Bunu hep söylediniz. Ben de bu görüşünüze hep katıldım. 24 Haziran'da Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Hayır, hayır, hayır. Olur mu? Hiç CHP karışmadı. Tam tersine biz Sayın Genel Başkan'la bir abi kardeş ilişkisi içerisinde eşlerimizle birlikte bir yemek yedik. Ben Sayın Genel Başkan'a bir teklifte bulundum. Onu da basınla paylaştım. Herkesin bilmesini istedim. Çünkü ben içindeki dışında olan bir adamım. Gizlim saklım yok. Benim gizli ajandalarım yok. Gizli planlarım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Sayın Genel Başkan'a yaptığım teklifi de milletimizle paylaştım. Karışma falan yok. Nasıl bir telefon görüşmesi oldu? Kutluyorum dedim. Allah mahcup etmesin. Başarılar diliyorum dedim. Sağ olun dedi. Kampanyada dedim birbirimize çok laf söyledik. Bana bak Muharrem dedin. Sana bak, sana baktım Recep dedim. Bunların hepsi hikaye. Olur böyle şeyler. Ama bir şeye çok üzüldüm dedim. O üzüldüğüm şeyi söyledim. Bunu söylememeliydiniz meydanlarda dedim. Doğru bulmuyorum dedim. Üzüldüğünüz şey neyi ilettiniz Sayın Erdoğan'a? Söylemeyeyim onu. Onun izni olmadan olmaz. O da farkında değilim dedi bunu söyleyeyim. Bunu doğru bulmuyorum dedim. Bu söylenmemeli dedim. Ben kazanacağıma inanıyordum. Ama siz kazandınız. Hayırlı olsun dedim. O kadar yani bir nezaket telefonu. Sonra yüz yüze bir gelmediniz hiç.